Arkadaşlar bugün etkinlik görevini, görevinden sonunda 650 token biriktirdik. Ben açtım videodan önce. Kart sandığı açtım. Çünkü geçen sefer CTP sandığından aşım CTP alınca baya baya moralim bozulmuştu. O yüzden bu sefer daha garanti bir seçenek olan karta yöneldim. Çünkü kart sandığından kötü bir şey çıksa bile gene de bunu kullanabiliyorsunuz. Ama CTP sandığından kötü bir şey çıktığı zaman sadece kullanabileceğiniz tek bir yer var o da pek iyi olmuyor. Açıkçası hani bu konuda tavsiye vermem gerekirse de özellikle yeni oyuncuysanız kesinlikle kart alın. Ama hani ortalama seviyede bir oyuncuysanız ya da ileri seviye bir oyuncuysanız diğer seçenekleri de değerlendirebilirsiniz. Örneğin hani basmanız gereken önemli bir Özel karakter olursa işte mega kategori 2 yükseltme bileti de gayet güzel. Ee işte i̇şte CTP eksiğiniz çok fazlaysa eğer CTP sandığı da gayet mantıklı olabiliyor. Tabi biraz kumar oynamak oluyor çünkü çünkü 3 kötü CTP var burada aşım, saflık ve sabır gibi. Diğer seçenekler güzel ee ama dediğim gibi biraz çetrefilli bir yöntem yani biraz şansınızın olması lazım. Ben buradan kart aldım arkadaşlar ve bildiğiniz üzere benim de istediğim tek kart şu anda Luna kartı ve Luna kartı gene çıkmadı. Quick Silver kartı çıktı şöyle göstereyim. Evet şurada. Ee, yani arkadaşlar bir türlü oyun bana Luna kartı vermiyor. Bugün arkadaşıma 3. Luna kartı çıktı bana. <laughs> i̇nadına Luna kartı vermemeye devam ediyor. Yani bir noktada alacağım ama ne zaman alacağım bilmiyorum. Ee, herhalde bir ara baya bir kristal biriktirip sandık falan açabilirim. Anca herhalde o şekilde alacağım. Öbür türlü gelecek gibi görünmüyor. Şimdi bunun dışında arkadaşlar bahsedeceğim bir diğer şey de kozmik öz. Umarım buradan CTP falan alabilmişsinizdir. Ben buradan CTP de alamadım en son boyut özü geldi bilmiyorum belki yarın falan şansım değişir ama yani şuradan bir öfke falan gelse de çok iyi olurdu ve benim bir arkadaşım da bir başka arkadaşım da buradan bu etkinlikte ikinci kere öfke çıkardı. İnanılmaz bir şans yani ben anlamıyorum o arkadaşım nasıl yapıyor ama yani tamamen rastgele basıyorum diyor ama bilmiyorum ee, yani bir şekilde geliyor o arkadaşıma da. Şimdi arkadaşlar bu video videoda şöyle bir şey yapacağız. Ee, ben kart değişimi atacağım. Elimde iki tane kart var. Gördüğünüz üzere ee, Black Widow kartına değişim atmayı düşünüyorum. Açıkçası Quicksilver kartına da değişimi atmak istiyordum ama... ...hani son seçeneğini mavi getirirsem çok iyi olurdu. Ama tüm saldırıları kaybetmekten de korkuyorum. Bu yüzden elimde bolca kristal ve pre-kart birikene kadar bunu bekleteceğim. E, şimdilik dursun. E, bu yüzden Black Widow kartına değişim atacağım... Buradan 6 mavi yakalamayı hedefliyorum. 6 e, mavi yakalarsam çok güzel olur. Yakalayamazsam biraz tabii üzüleceğim. O da ayrı bir mevzu. 2 kart var. Zaten çok bir değişim atamayacağım. Eğer. Hani atıyorum tekte falan istediğim gelirse. Çok kristalim gitmezse. E, biraz da belki kozmik öze değişim atmak için kristal harcayabiliriz. Ama ilk önce kartlardan başlayacağım. Çünkü kartlar çok kristalim yerse. Buradan açamayacağım. yani değiştirme atamayacağım kozmik özlem. Şöyle Black Widow kartına giriyorum. Birleştir diyorum ve buraya dikkat edin üretim birleştirme diyeceksiniz. Şu kartlardan herhangi birini seçiyorum. Çok önemli yok. Önemi yok. Arkadaşlar YP çok iyi. Tüm sallığa çok iyi. İkisi de mavi. Sonra savunma yoksa sayma gene çok iyi. Bu da mavi. Kalabalık kontrol süresinden emin değildim. Değiştirip değiştirmek, değiştirmek istemediğimden. Ama ben bunu tutacağım çünkü bana hem mavi lazım hem de kaçınmayı belki farklı bir yerden elde ederim diye şimdilik çok acele etmiyorum. Bekleme süresi çok güzel ama kırmızı renk geldi ve bekleme süremde de şu anda zaten biraz aşma var o yüzden çok önemi yok bence. E, bu yüzden bekleme süresini ve ateş direncini seçmeyeceğim ama şöyle göstereyim 4 seçeneği kilitlediğim için 300 kristalim gidecek değişim atarken bu baya bir kristal demek bir de ben gelecek güncellemeyi de biraz kristal saklamak istedim ama yapacak bir şey yok e, kartlarımı düzenlemem lazım çünkü benim seviyemde biri için bu kartlar pek uygun değil daha da yükseltmem gerekiyor e, o yüzden biraz bu aralar kartlara yoğunlaştım diyebilirim. Ee, bu yüzden biraz kristal harcayacağım. İşte tek de iki mavi gelirse çok güzel olur. Gelmezse bir değişim daha atacağım. O zaman gene kristalim gidecek. Dediğim gibi 4 seçeneği kilitlediğim zaman 300 ama gördüğünüz gibi 5 5 seçeneği kilitlediğim zaman 500'e çıkıyor kristal. Yani kilitleme ücreti. O yüzden e, dediğim gibi 2 seçeneği de değiştireceğim. Umarım tek de iki mavi alırım ve iyi özellikler alırım. E, bu sayede bu kartı da az buçuk halletmiş oluruz diye düşünüyorum. Şöyle değişimi başlatıyorum. Umarım iki mavi verir. Hadi. Güzel özellikler ve iki mavi istiyorum. Hadi. Yeşil mavi. Güzel. Oo kritik oranı. Güzel. Yani aslında kritik oranında çok eksiğim yoktu ama çok güzel oldu. Ama diğeri zihin direnci ve yeşil geldi. Yani özelliğin çok bir önemi yok. Aslında kritik hasar buradan güzel olurdu. Tüm temel savunmalar da güzel olurdu ama rengi yeşil geldiği için gene değişecek ama kritik oranı tutacağım. Bu arada arkadaşlar 1200 kristale düştüm ama bir kere daha değişim atacağım. Şöyle kilitlediğim zaman 500 kristalim daha gidecek 700 kristali düşeceğim biraz kristal yönünden sıkıntıya girebilirim ama Ama mavi renk alırsam değecek mavi renk hadi Hadi bir mavi daha ver hadi be Hadi ah. Bu iyi olmadı <laughs> Kristallerim gitti frekartlarım gitti <laughs> çok kötü oldu <laughs> Ama hiç değilse arkadaşlar 5. özelliği aldık. O yüzden çok şikayet etmeye de hakkım yok bir yandan ama. Ben bunu daha sonra altı mavi yapacağım ama bakalım ne zaman olacak ondan emin değilim. Ama şimdilik şimdilik sanırım fena değil şimdilik işimi görecek. Şöyle kart etkilerim yeni kart etkilerime baktığımız zaman e, bekleme sürem %33'e 33 düştü ve hala ideal değerlerde aslında. Bekleme süresinin %33 civarı olduğu kısımlar %30-33 civarı olduğu ...oranlar, iyi oranlar diyebilirim. Kritik oranım arttı ve yüzde %34 oldu. Aslında kritik oranı güzel oldu. Yani kötü değil, gayet iyi oldu. Mavi aldım bir de. Bu yüzden o da gayet iyi. Sadece dediğim gibi bu kartta yapacağım şey benim. 6 mavi almak. Yani şu dördüncü seçeneği de mavi alırsam bir ara... ...çok güzel olur ama bayağı da kristalim gitti. Biraz üzüldüm. Keşke mavi gelseydi arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere hani... Kart değerlerim aslında bir PvP oyuncusu için çok iyiyken çünkü %81 de var aynı zamanda. Ee, savunmam da fena değil ee, yani idarelik bir savunmam var. Ee, ama PvE yönünden biraz zayıf olduğumu söyleyebilirim. Çünkü saldırım her ne kadar işte enerji saldırısı için %90 kadar fiziksel saldırı için %85 kadar olsa da ve delmem de %8 kadar olsa da gene de yeterli değil. Yani belli bölümleri tamamlayamayabiliyorum. Bu yüzden delme kovalıyorum. Delme önemli oyunda. İşte bunu altısını da mavi yıldız yaptığım zaman... Buradaki %2 delme %5 delme olacak. Bu da benim delmemin %11 olması demek. Bu da benim hasarımı baya bir artıracak. Bu yüzden işte mavi kovalıyorum ama kırmızı geldi. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki sefere artık halledeceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi kristalim kalsaydı tekte iki mavi getirebilseydim eğer kozmik özen değişim atacaktım ama e, bu şu anda mümkün değil çünkü kristalim 700'e düştü ve benim ve benim arkadaşlar bu eee kristali saklamam gerekiyor çünkü çok yakın zamanda bir sinik pik alacağız. Yeni bir güncelleme gelecek, yeni karakterler gelecek ve benim kostüm alıp size bu yeni gelen güncellemeyi az buçuk anlatmam gerekiyor. Bunun için biraz kristal saklamam gerekiyor. Yani bu gidişle bir bir kostüm alabileceğim galiba sadece. Ee, ama biriktirebilirsem iki yani iki kostüm gelirse ikisini de alıp test etmeye çalışacağım. Ee, onun da bilgisini vereyim. Evet genel olarak böyle bir mod videosuydu. Arkadaşlar siz etkinlik görevini tamamladınız mı? Siz etkinlik görevinden ne aldınız ve size ne çıktı? Sandık aldıysanız ne çıktı? Bunu yorumlara yazın. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.